Selamlar güzel arkadaşım. Ben Mehmet Hocam 49 günde TYT Matematik Kampı'nda. 29. gün ikinci video. Hareket problemlerini de bu derse birlikte bitireceğiz. Lafı uzatmayalım. Ne de olsa günün ikinci videosu. Daha öncesinde selam, sayoş, beş, hoşbet bir şeyler yaptık. Şimdi elimizde kalem. İkinci video için gönder gelsin diyorum. Hareket problemlerine ne kalmıştı sadece? Sayfa tam yüzdeydik. Sayfa yüzde bir. Dairesel hareketten bahsedeceğim. İki tren tünel sorularından bahsedeceğim. Olayı bitireceğim. Şimdi bunların mantığını vermek istiyorum. Özellikle bu soru tarzında neye dikkat ediyorsun? Dairesel hareket dediğimde örneğin V1 hızlı ve V2 hızlı iki arkadaş, iki araç hiç fark etmez. İkisi de ters yönde gidiyorlarsa aslında birbirlerine doğru koşuyorlardır. Niye? Ben bu A noktasını tutup şak diye ortadan ayırsam. Abi bunlar birbirlerine doğru geliyor olmazlar mı? Otomatikman birbirlerine doğru gelme sorularında biz hızları ne yapıyorduk? Topluyorduk. T kadar süre sonra buluşuyorlar diyorduk. A, A üstü noktasını birleştirdiğimiz daha doğrusu şu yolun tamamını buluyoruz. E bu da aslında neye eşit? Pist uzunluğuna eşit. Demek ki birbirlerine doğru geliyorlarsa zıt yönde gidiyorlarsa ne oluyor? Pist uzunluğunu bu şekilde hesaplayabiliyorduk. Hemen sorulara bakalım ama bir kez daha vurgulayacağım. Bu tarz sorularda dikkat edeceğin noktalardan biri sürelere. Biri saat, biri dakika, biri saniye cinsinden verilir. Aman diyeyim dikkat. Çevresi 500 metre olan dairesel pistin. Şimdi elimizde bir dairesel pist var. Bu dairesel pist 500 metre geniş büyüklüğünde tamam mı? Şuradan başladığına. A noktasından dakikada hızları 80 ve 100 olan iki hareketle aynı anda aynı yöne doğru. Biri 80 ile gidiyor, diğeri 100 ile gidiyor. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Harekete başlıyorlar. Hızlı olan yavaş olana kaç dakika sonra yakalar kaç dakika sonra yetişir. Bu soruda yine koparıyorsun A, A noktasını A'ya A, A üssü oluyor. Artık hızlı olan, özür dilerim, yavaş olan önde, hızlı olan arkada gibi düşünüyorsun. Çünkü hani böyle e, Formula 1, F1'i, F1'i falan izliyorsundur. Tur bindirdi derler. Aslında bir pistin turu kadar arkadan yetişti anlamına gelir. Pistin uzunluğuna kadar 500 metre. Bu 500 metrelik yolu bitiriyor. Birinin hızı 100, diğerininki 80. Birbirinden çıkarıyorum. Niye aynı yönde çık gidiyorlarsa çıkarıyorduk. Arkadan yetişme sorularında. Ee, 800 metre olan iki hareketle aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyor. Kaç dakika sonra karşılaşırlar? T dakika sonra karşılaşsınlar. Şurası 20 çarpı T. Burası 500. Sıfırlar gitti. Her tarafı ikiye böldüm. T eşittir ne geldi? 25 dakika geldi. Demek ki 25 dakika sonra karşılaşırlarmış. Aa hocam aynı yönde giderlerse soru tarzını anladık galiba. Farklı soruya bakalım. Çevresi 960 metre olan dairesel pistin. Yine dairesel pistimi çiziyorum. Çevresi tamamen 960 metre. Bunu gösteriyorum. İki koşucu koşmaya başlıyor. Koşucular zıt yönde koşarlarsa. Bak hızlarını bilmiyorum. V1'e V2. Zıt yönde koşarlarsa. V1 artı V2. Değil mi? Birbirlerine doğru koşuyorlar gibi düşünüyoruz. 4 dakika sonra karşılaşıyorlar yani 960'a eşit oluyor. Daha soruyu okurken şuraya kadar olan kısımdan bir tane denklem çıkardım. Aynı yönde koşarlarsa aynı yönde koşmaları demek V2 de bu tarafa koşsun demek 16 dakika sonra karşılaşıyorlar. Diyelim ki V1 hızlı olan olsun V2 hız, yavaş olan olsun demek ki 16 dakika sonra yetişiyor. Yani aradaki mesafeyi 16 dakika sonra kapatıyor anlamına gelir. Bir denklem daha elde ettim. Koşuculardan yavaş olan hızı dakikada kaç metredir? Biz onu V2 kabul ettik yavaş olanı. V2'yi bulduğumda soru biter. Peki nasıl bulacağız? Önce şunları bir sadeleştirelim bakalım. V1 artı V2. 2 kere 4 8 16'nın içerisinde 4 defa var. 240 geldi. Her tarafı 16'ya bölelim. V1 eksi V2'nin cevabı kaç defa gelir? 3 pardon 6 kere 6 36 6 defa var yani 60 oldu. Yalnız ben V2'yi çıkarttığım için alt alta çıkarma işlemi yapıyorum. Alttakini eksiyle çarpıyorum bunlar gitti. 2 tane V2'nin cevabı ne oldu hocam? 240'tan 240'tan evet 60 çıkardım ne kaldı? 180 kaldı. Her tarafı ikiye bölüm. V2'nin hızı ne geldi? 90 metre geldi. Demek ki 90 metre bölü dakikadır yavaş olanın hızı. Vurdum cevabı. Hih! ekran yine donmuş. Bir dakika ekranı düzeltip hemen geliyorum. Hop geldim güzel arkadaşım. 22. soruyla yola devam ediyoruz. Allah'tan soru gözüktüğü için bir problem yok o tarafta. Ben yine ara ara kontrol ediyorum. Kameramız arada yapıyor ısındıkça. Şimdi sorun o 22 dedik dairesel bir piste hep aynı yönde sabit hızla hareket eden bir bisikletli A noktasından harekete başladıktan 4 dakika sonra B noktasından 6. kez 7 dakika sonra B noktasından 10. kez geçiyor. Bak bu soru diğerlerinden farklı bir soru nereden anlıyorsun? tıpkı ÖSYM sorusu olduğu için zaten. Buna göre bisikletle A noktasından harekete başladıktan kaç saniye sonra B noktasından ikinci kez geçer? Şimdi bak bizim bir dairesel pistimiz var. Bu dairesel pistinin başlangıç noktası A noktası olsun. Diyelim ki B de burada bir yerde. Buradan hareketli yola çıkıyor. Doğru mudur? Evet hocam. 4 dakika sonra B noktasından 6. kez geçiyor. 7 dakika sonra B noktasından 10. kez geçiyor. Bir kere 7 eksi 4'ü birbirinden çıkarırsam 3 dakikada B noktasından kaç kez geçtiğini bulurum. 10 eksi 6'dan 4 kez geçtiğini bulurum. Doğru mudur? Demek ki ben buradan B noktasından 4 kez geçiyorsam bak 1, 2, 3, 4 kez geçiyorsam aslında 4 tam tur atıyorumdur. 3 dakikada yazıyorum bak 3 dakikada 4 tur atar. O zaman bir turu x dakikada atar diyebilir miyim ben bu adam için? Söylersin tabii ki hocam. x eşittir 3 bölü 4'tür. Burası kabul mü? Bir turu 3 bölü 4 dakikada atıyor. Bundan yana bir sıkıntımız yok. Buna göre bu bisikletli A noktasından harekete başladıktan kaç saniye sonra B noktasından ikinci kez geçer diyor. Bak soruyu bana ne cinsinden soruyor hocam? Saniye cinsinden soruyor. O zaman biz artık soruyu saniye cinsine çevirebiliriz. Ben bir turu x dakikada atıyor demiştim. 3 bölü 4 dakikaydı o da. Bunu 60 da çarparsam bir turu kaç saniyede attığını bulurum. Hadi gel bölelim. Şuraya 15 dedim. Şurası 45 saniye çıktı. Demek ki bu adam bir turu kaç saniye atıyor? atıyor? 45 saniyede atıyor. Bundan yana bir sıkıntımız yok. Şimdi 4 dakikada B noktasından 6 kez geçiyor. 4 dakika dediğim şey kaç saniyedir? 240 saniyedir. Doğru mu? Bak 240 saniye boyunca hareket ettiğinde 6. kez B noktasından geçmesi demek bak bu yolu alıyor T saniyede. Sonra diyor ki bu birinci diyor. Sonra bir tur atıyor 45 saniye. Sonra iki tur atıyor. Üç tur atıyor. Dört tur atıyor. Altıncı kese gelebilmesi için beş tane tam tur atıyor. Ve T saniye kadar ekstra yol gidiyor. Burayı anlarsan soruyu çözersin. Burayı anlayabildin mi? Bak. Altıncı kez B noktasından geçebilmesi için önce T süre kadar buraya geliyor. Birinci turu tamlıyor. Altıncı tur için beş tane tam tur atması lazım. Beş tane turu 45 saniyede tamamlar. İlk başta da T'ye kadar süre gitti. Toplamda 240 saniye yolda kaldı. Hocam 5 ile 45'i çarparım. 5 kere 5, 25, 25 elimde var. 2, 225 yaptı. 225'i karşıya attım. 240'tan 225 dur ya 225 yanlış yazdık. 225'i çıkardım. Kaç kaldı? T kaldı. Yani T kaç saniyedir? 15 saniyedir. Demek ki bu adam şunları siliyorum artık bunlara ihtiyacım kalmadı şu tam turlara. Şurayı kaç saniyede alıyor A B arasını 15 saniyede alıyor. A noktasından harekete başladıktan kaç saniye sonra B'den ikinci kez geçer. Şimdi B'den birinci kez geçmesi için 15 saniye. Ardından bir tam tur atması lazım. Tam turu da 45 saniye dağıtıyor. Demek ki B'den ikinci kez geçmesi için tam tamına 60 saniye ihtiyacı var. İnanılmaz bence kazık soru abi. Vallahi zor soru bu ya. Bunu çözen Bordo Bereli. Bunu anlayan da Bordo Bereli. Bak bu kadar net konuşuyorum. Bir hız probleminde gelebilecek oran orantı tarzında bir soru ve zorlayıcı bir soru. Son dönemde artık hiç tren tünel sorusu gelmiyor ama öğretmeden geçemeyiz çünkü MEP kitabında müfredatta yer alıyor. Tren tünel sorularında neye dikkat edeceğiz? Şimdi tren tünele girip Tamamen çıkana kadar aldığı yol her zaman düşünülmeli. Tamam mı? Trenin tüneli içinde geçme süresini biz ver, vereceğiz ama önce şuna dikkat edelim. Aldığı toplam yol ne kadardır? 1- Tünelin boyu kadar yol gider. 2- Trenin boyu kadar yol gider. Demek ki tren artı tünel yani x kadar kilometre yol gider. Doğru mu? Tren artı x kilometre kadar yol gider trenin içerisinde yani tünelin içinde geçen süreyi bulmak için yolu yol eşittir hız çarpı zamandı ya zamanı bulabilmek için yol bölü hız eşittir zaman diyebilirsin. Hızın neydi abi? V idi. Bu arada trenin boyuna x artı y'den yani tünele x trenin boyuna y dersen x artı y bölü v diyerek tünel içerisinde geçen süreyi bulabilirsin. Kısaca tünel sorularında trenin tamamen çıkış noktasıyla türenin başlangıç noktası alınan yoldur. Bunu asla unutma. Bunu böyle düşündüğün sürece hatalı soru yapmazsın. Şimdi oraya anladığını varsayayım. Yine dikkat etmen gereken noktalardan bir diğeri de kilometre verir. Kilometre saatteki hızıdır. Dakikadaki hızlardır. Aman diyeyim dikkat. Süre çevirmelerine dikkat ediyorsun. Saatte 120 kilometre hızla giden tren 2.6 kilometrelik bir tüneli. Bak şimdi tüneli hemen çiziyorum sana. Evet tünelimiz burası trenimiz de bu abi. Ne yapıyor? Trene, bu, tren buradan tünelin içerisine girecek. Tünelin boyu ne kadar? 2,6 kilometre. Kaç hızla gidiyor? 120 kilometre hızla gidiyor. 1,5 dakikada tüneli geçiyor demek tren boyu kadar buradan dışarı çıkıyorsun. Trenin boyunu vermemiş ki. Trenin boyunu soruyor. X diyelim. Şu süreyi kaç dakikada geçiyor? Bir buçuk dakikada geçiyor. Şimdi arkadaş yol eşittir. Hız çarpı zaman demek değil mi? Daha ilk ders anlattığım mevzu. Hocam yolum ne kadar? 2,6 kilometre artı x kilometre. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Eşittir. Bu arada biz metre cinsinden istiyoruz değil mi? O zaman 2,6 kilometreyi binle çarparsam. Binle çarpınca ne geldi? 2600 metre. 2600 metre artı x metre eşittir. Biz kaç kilometre hızla gidiyoruz? 120 kilometre hızla gidiyoruz çarpı bu saatteki hızı 1,5 dakika boyunca gidiyoruz. 1,5 dakika bunu neye çevirmem lazım saate aldığım yolu ne cinsinden buldum kilometre cinsinden. Bunu binle çarparsa karşı taraftaki yola eşitlerim çünkü karşı taraf metre cinsinden. Ay maşallah yaptığımız işlemlere bak. Şimdi bir sıfır şunu bir kere virgülden kuttursun. Şu arkadaşı, su arkadaş, arkadaş sadeleşti. Işte iki 2 kalsın. 2 ile 15'i çarptım. 30 yapsın. Sonuna 2 sıfırı buradan ekleyeyim. 3000 metre yapsın. 2600 artı x. 3000 metre ise x'e ne kalır? 400 metre kalır. Aradığımız cevabı bu şekilde buluruz. Bak dikkat et. En önemli nokta 1. O dakika saat çevirmelerine, kilometre metre çevirmelerine dikkat edeceksin. 2, tünelin boyuyla tünelin boyuyla trenin boyunu topladığında aldığın toplam yolu buluyorsun. Burası kritik nokta. 250 metre uzunluğundaki bir düğün konvayı. Hocam bu düğün konvayıyla da olur mu? Olur. 30 kilometre bölü saat hızla girerken bir köprüyü 54 saniyede geçtiğine göre köprünün uzunluğunu istiyor. Şimdi köprümüzün boyu burası olsun. Bizim arkadaşların boyu burası olsun. 250 metre uzunluğunda bir neyimiz var? Düğün konvayı. Kaçla gidiyor? 30 kilometre bölü saat hızla gidiyor. Tünelin boyunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ne cinsinden istiyoruz metre? X cinsinden verelim onu. Arkadaş bizim konvoy komple geçtiği zaman aldığı yolu buluyorsun. Komple geçebilmesi için aldığı yolla ilgili ne yazarsın hocam? 250 metre kendi boyu. Bir de tünelin boyu var. X, X metre aldığı olur. Kaçla gidiyor? 30 kilometre saat hızla gidiyor. Kaç saniye gitti? 54 saniye. Bir dakika bak bu saniye cinsinden bu saat cinsinden kaça bölmeliyim? 60'a bölersem dakika cinsinden bulurum. Bir daha 60'a bölersem saniye cinsinden bulurum. Ama sol taraf şu an metre, sağ taraf kilometre. O zaman kilometreyi de binle çarparsam bunda metre cinsinden bulurum. Eşitlikleri sağlayabilirim. Yine işlemlere koyulalım bakalım. Bak cırt sana cırt sana burada 2 iki kaldı. 2 ile bunu sadeleştirdim. 27 kaldı. Ee, ya da 27'yi sadeleştirelim mi? Sadeleştirelim. Bir sıfır senden aldım, bir sıfır senden aldım. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 9. 2'ye böldüm gitti, 2'ye böldüm 50. 9 ile 50 kaldı sağ tarafta. Çarptım 450 yaptı. Sol tarafta 250 artı x yaptı. 250'yi karşıya attım. 200 metre kaldı. Demek ki bizim köprümüzün uzunluğu 200 metredir dedim. Soruma cevap vurdum. Hay maşallah dedim. Bir soruyu daha ne yaptık? Burada bitirdik. Ama işin mantığını anlayabiliyor musun? Güzel sorular çözüyoruz çünkü. Son sorumuz biraz sert bir soru ama bir problemi çözmek için illa bize ne lazımdı? Rehmet Ayfa söyle. Ne lazım? Eşitlik olmazsa soru çözemiyoruz değil mi? Eşitliği hız problemlerinde, hareket problemlerinde alınan yol ya da geçen süreyle buluyorduk. Bunu bir hatırla geçen dersten de. Şimdi o mantığı kullanacağım yine. Uzunlukları 300 metre ve 500 metre olan iki tren aynı anda zıt yönde çift yönlü tünele giriyorlar. Şimdi kimin 300 kimin 500 bilmiyorum kafama göre yazıyorum. Arkadaş bu 300 metre uzunluğunda olsun bu da 500 metre uzunluğunda olsun tamam mı? Çift yönlü bir tünele giriyorlar. İki tren 40 saniye sonra aynı anda tamamen tünelden çıkıyorlar. Bu iki trenin saatteki hızları farkı kaç kilometredir? Bak ben sana bütün sorularda ne dedim? Birimlere dikkat et. Bir saat var, iki saniye var burada. Burada kilometre var, burada metre var. Sonuç senden ne istiyor? O önemli. Saatteki hızları farkı kaç kilometre? O zaman bütün birimleri kilometreye, bütün birimleri saate çevirirsen rahat edersin. Onu baştan bir söyleyeyim. Şimdi ikisi de 40 saniye sonra mı tünelden çıkıyorlar? O zaman bunun hızına V1 diyelim gel. Bunun hızına V2 diyelim. Bu arada hızlar farkını istiyor soru bizden. V2 ile ilgili bilgileri yazarak başlamak istiyorum. Şimdi tünel bak burada. Diyelim ki tünelin boyu x kilometre olsun. Bak bunu kilometre bir cinsinden yazıyorum. Tünelin boyu 500 metre bine bölersem 0,5 kilometre olur. Doğru mu? Bu da x kilometre olsun. Çünkü her şeyi kilometre cinsinden yazayım ki soru doğru çıksın. Arkadaş benim trenim x artı 0,5 kilometre yol alıyor ve 2 hızıyla yol alıyor ve 40 saniye boyunca alıyor. Bir dakika biz kilometre bölü saat cinsinden istiyoruz. O zaman 40 saniyeyi saate çevireceğim. 60'a bölersem dakika. Bir daha 60'a bölersem saat cinsinden yazmış olurum. Aynı bilgileri V1 içinde yazalım. Şimdi tünele bu sefer o sol taraftan girdiği için x kilometre tünel boyu kadar gidecek. 300 metre. 300 metre kaç kilometredir? 0,3 kilometredir kendi boyu da 0,3 kilometre kadar daha yol gidecek. Yani x artı 0,3 v1 hızıyla 40 saniyede geçiliyorsa o 40 saniyeyi saat cinsinden yazarım böyle bir denklem elde ederim. Şimdi en civcivli yere geldik. Arkadaş sen V1 eksi V2 istiyorsun madem. Ben birbirlerinden çıkartırım bunları. Bak bunlar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? 0,5 eksi 0,3. 0,2 kilometre kaldı. Burada çarpanlar aynı olduğu için v2 eksi v1 parantezine alır mıyız? Hatta bu çarpanlar aynı olduğu için sadeleştirelim bakalım ne gelecek bir görelim. 4'ü 2'ye böldüm 2 2'ye böldüm 3 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm ne geldi 30 geldi çarptım 1 bölü 90. Aslında bu değer 1 bölü 90 aslında bu değer 1 bölü 90 o zaman 1 bölü 90 parantezinde yazdık. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsam V2 eksi V1 eşittir 0,2 çarpı 90. 90 bu sıfırı ilerletir. 2 kere 9'dan 18 kilometre bölü saattir aralarındaki fark derim. Çevirmeleri doğru yapmazsan sonuca da doğru ulaşamazsın dedim. Doğru cevap C seçeneğidir. Aman dikkat. İşte tren, tünel soruları böyle. Efendime söyleyeyim pit soruları bu şekilde çözülüyor dairesel pit soruları. Ama genel anlamda hareket problemlerini beraber bitirdiğimizi düşünüyorum. Bayağı yorulduk. Emek verdik ama emek vermedi. O emeklerin karşılığı da alınmıyor. Şimdi ne kadar emek verdik gel beraber bakalım. Hocam yaş problemlerini geçen ders bitirmiştik. Videolar bitti. Video ders kitabı doldu. Hocam Soru Bankası ödevler senin elinde. Hemen gidiyorsun Soru Bankası'ndaki soruları çözüyorsun. Ardından diyorsun ki 29. gün biter. Geleceğiz işçi emekçi problemlerine ki emin ol işçi emek problemlerinde gerçekten inanılmaz taktikler öğreteceğim sana. O taktiklerle çözdüğünde göreceksin ki bu iş inanılmaz kolay oluyor. Ey güzel arkadaşım bir sonraki derste görüşene kadar videoyu beğenelim arkadaş. Videoya yorum atalım bunlar benim için çok değerli. Onlar beni enerji getiriyor. Onlar beni gazla getiriyor bilgin olsun. Ben burada bak kendi videolarım burada dönüyor kalın kalmış orada. Bir sonraki videoda görüşelim. O zamana kadar kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.